Bugün Filistinli gazetecilerle dayanışma gününde dünyanın pek çok yerinde gazeteci örgütleri saat 12'de Filistin'de katledilen gazeteciler için eylemler yaptı. Biz de Türkiye Basın, Yayın, Matbaa Çalışanları Sendikası olarak aynı saatlerde Ankara Adliyeti'nde İsrail'in gazetecilere yönelik suçlarıyla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana 100'den fazla gazeteci katletti. Bunların neredeyse hepsi sahada, üzerlerinde pres yazan yeleklerle çalışırken hedef alınarak duruldu. Savaş suçu işleyen devletler suçlarının duyulmaması için her yerde gazetecileri hedef alıyor, onları mesleklerini yapmaktan vazgeçirmeye, yıldırmaya çalışıyor. Dünya, Filistin'de olup bitenleri, ölümü ve sakat kalmayı göze alarak çalışan kahraman gazeteciler sayesinde takip ediyor. 7 Ekim'den sonra İsrail sadece Filistinli gazetecileri değil, Lübnan basınını ve Filistin'den haber geçen Batı ajanslarının muhabirlerini de hedef alıyor. Örneğin Reuters için çalışan Lübnanlı video haberci olan İhsan Abdullah 13 Ekim'de Güney Lübnan'da İsrail tanklarından açılan ateşle öldürüldü. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin raporuna göre 2023 yılında bütün dünyada öldürülen gazetecilerin %75'i Filistinli. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ise Gazze'de çalışan her 10 gazeteciden birinin 7 Ekim'den sonra öldürüldüğünü kaydetti. Şehirden denize özgür Filistin! Şehirden denize özgür Filistin! Şehirden denize özgür Filistin! Ayrıca gazeteciler sistematik bir şekilde tutuklanıyor, İdare tutukluluk uygulamasıyla herhangi bir suçlama ve yargılama olmaksızın aylarca tutuklu kalıyor. Hem hapsi uygulamasıyla, salındıklarında ise çalışmamaları için evlerin interneti kesiliyor. 7 Ekim'den sonra 400'den fazla Filistinli öldürüldüğü, binlercesinin de yaralandığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7000'den fazla Filistinli de gözaltına alındı. Yine Gazetecileri Koruma Komitesi'nin raporuna göre gözaltına alınanlar arasında çok sayıda Filistinli gazeteci de bulunuyor. İsrail bu savaş suçlarını cezasızlığın verdiği rahatlıkla işliyor. Örneğin İsrail Birleşmiş Milletler tarafından defalarca kınanmasına karşın bugüne kadar herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. En son 23 Şubat'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından yapılan açıklamada İsrail'e silah satışının durdurulması gerektiği söylense de satışlar sürüyor. İsrail'e silah satan devletler arasında Birleşik Krallık, Kanada, Fransa ve Avustralya gibi ülkeler yer alsa da en büyük silah desteği ABD ve Almanya tarafından yapılıyor. Bu ülkelerde ve dünyanın her yerinde halklar Filistin'e destek vermek, işgale son demek için sokakları doldururken bu protestolara en büyük baskı Almanya'da yapılıyor. Kendi Nazi geçmişiyle hesaplaşmak yerine çok benzer yöntemlerle Filistin halkına saldıran İsrail'i destekleyen Almanya, Filistin bayrağını ve Arap halklarının ortak giysilerinden ve Filistin halkının ulusal simgelerinden biri olan kefiyeyi yasaklayacak kadar ileri gitti. İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük! İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük. İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük. Türkiye'de ise AKP iktidarının sözcüleri kürsülerde Filistin'e sahip çıkarken bir yandan da İsrail'le ticari ilişkiler hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2023 yılının son 3 ayında İsrail ile ihracat bedeli toplamı 1 milyar doları aştı. Türkiye'nin İsrail'e en çok ihraç ettiği ürünler ise silah sanayisinde en çok kullanılan çelik ve kimyevi maddeler. Katil İsrail işbirlikçi AKP! Katil İsrail işbirlikçi AKP! Katil İsrail işbirlikçi AKP! Bugün Filistinli gazetecilere desteğimizi burada ifade etmemizin sebebi budur. O yüzden bir kere daha aykırıyoruz. Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot. Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot.